Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Aslında geçenlerde sizin için böyle oturup bir alışveriş videosu hazırlamıştım. Daha sonra hafıza kartının azizliğine uğradım ve video tamamen silindi. Dilerseniz alışveriş videosuna başlayalım. İlk önce şöyle size Rhea Collection'dan gelen kadife, böyle saksı mavisi elbiseyi göstereyim. Kolları böyle İspanyol detaylı. Şimdi kadife parçalar bu sezon biliyorsunuz trend. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ama böyle istediğiniz modelde, istediğiniz kesimde her daim bulamıyorsunuz. Rhea Collection gerçekten böyle farklı tasarımlar yapmış. Mesela bence şu İspanyol kol diğer elbise detaylarına göre bu elbiseyi bir adım öne çıkarmış. Bu arada uğramak isteyenler için Rhea Collection'ın Instagram hesabını ve web sitesi adresini de videonun altına bırakıyor olurum. Bir diğeri bu kazak, yeşil. Böyle düz, bol, bayağı salaş bir kazak. Bunun en önemli özelliği burada kolundaki detay. Hemen size böyle uygulamalı olarak göstereyim. Kolunu böyle bağlıyorsunuz. Ve böyle koluna farklı bir detay katıyorsunuz. En güzel yanı bu bence. Bir de böyle taytlarla özellikle çok iyi duruyor. Bilmiyorum sizin için de öyle mi ama kışın benim için mesela taytların üzerine kazaklar bir numaradır. O yüzden böyle salaş uzun kazakları çok seviyorum. Bu da onlardan bir tanesi gerçekten. Bunu nereden almıştım? Nişantaşı'ndaki Aska Nişantaşı'ndan almıştım. Zaten Instagram adresi de var. Instagram üzerinden de satış yapıyorlar. Onun da yine videonun altına linkini bırakıyor olurum arkadaşlar. Şöyle son olarak kazağı tekrar bir göstereyim isterseniz. Evet, yine kazaklarla giriş yaptım. Kazaklardan devam edelim madem. Bu da Zara'dan aldığım bir kazak. Böyle birazcık kısa, yarasa kol. Böyle göstereyim. Aslında ben bunu geçen sene almıştım. Şimdi göstermemin sebebini de söyleyeceğim. Zara bu sezon yine bunların siyahını, grisini, kremini tekrar piyasaya sürmüş. Hatta şu anda da Zara biliyorsunuz indirimde. İndirimden de bu kazaktan alabilirsiniz diye böyle videoya eklemek istedim. Geçen senenin parçası da olsa. Şimdi benim özellikle çok sevdiğim bir butik var. Ürünlerini çok beğeniyorum. Gerçekten çok kaliteli diğer butiklere göre. Harem Butik. Harem Butik'ten aldığım iki tane parçayı göstereceğim size. Böyle boğazı fırfır detaylı. Kolları böyle İspanyol geliyor. Bu kazakları zaten birçok yerde görmüşsünüzdür muhtemelen. Ama Harem Butik'tekilerin diğer kazaklardan farkı şu İspanyol kol detayının biraz daha uzun olması. Yani butiklerde dikkat ettiğim genelde şey böyle bunun yarısı kadar bir mesafede bırakıyorlar. Ama bunun kolları biraz daha uzun. O yüzden ben daha çok seviyorum böyle Harem Butik'in kazaklarını. Bunun kırmızısını da almıştım bir tane. Onu da göstereyim size. Yine aynı bir şekilde böyle kolları, pardon boğazı böyle şu şekilde kapatıyor boğazınızı. Kolları da yine böyle İspanyol detay. Ben böyle bir parçayı çok sevdiğimde birkaç rengini almayı seviyorum tabii müsaitsem. Bu arada yanıma kahvemi de aldım çünkü gerçekten uzun bir video olacak. Siz de bence kahvenizi alın, sayınızı alın yanınıza birlikte içelim bence. Arkadaşlar gelelim bu boyunluğa. Şimdi geçenlerde Instagram'da bir fotoğraf paylaşmıştım. Aslında orada bir sürü mesaj geldi. Sordular işte berenizi nereden aldınız diye. Arkadaşlar bu bere değil aslında. Boyunluk olarak geçiyor. Birçok markada mevcut. Hatta birçok Instagram adresinde de. Ama genelde baktığımda böyle bana çok pahalı geldi. İşte 80'lerde 90'larda fiyatları vardı. Dedim ki yani buna verilmez. Gerçekten de öyle düşünüyorum ben. Bu arada hani şey böyle alışveriş yaparken illa şu marka olsun bu marka olsun takıntım yoktur. Gördüğünüz gibi ben de butiklerden işte pazardan alışveriş yapıyorum kesinlikle. Neyse işte ben bunu LC2'de gördüm ve 20 lira gibi bir fiyata aldım. Bence çok iyi yani düşündüğünüz zaman. Bunu isterseniz böyle başınıza takıp şurada yarım kullanıp böyle bere gibi kullanabiliyorsunuz ya da boynunuza takabiliyorsunuz. Gayet hoş duruyor. Hem kazaklarınızın hem böyle kabanlarınızın üzerine aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Evet, aldığım diğer bir parçam böyle göstereyim. Stradivarius'tan bir etek. Deri etekler biliyorsunuz her mağazada var mutlaka. Ama benim bu deri etekle hoşuma giden şey birincisi şuradaki zımba detayları. İkincisi de şöyle bir yırtmaç detayı var. Yani önü şöyle V geliyor ve şurada bir yırtmaç detayı var. Bana birazcık farklı geldi. Opak çoraplarınızla
Çok çok güzel duruyor. Bunu da göstereyim. Şimdi H&M'den aldığım yine H&M diyorum değil mi? H&M'den aldığım evet, bu kazak da yine benim favorilerimden. Bunu da H&M'den almıştım. Şöyle göstereyim size. Bayağı bayağı uzun. Rengine vurularak aldım açıkçası. Kolları da bayağı bir uzun. Şöyle göstereyim. Parmaklarımı kapatıyor. Zaten bu sezon kazakların çoğunda uzun kollar böyle moda. Hatta birkaç tane daha kazak görmüştüm. Böyle parmaklarınızı bile kapatıyor. O kadar uzun. Aslında benim normalde kolum kısadır. Ama böyle birkaç kişide de gördüm yani. Kolları uzun olanlarda da gayet uzun duruyor. Yine H&M'den aldığım parçalarla devam edelim isterseniz. Ben yaklaşık 1,5 ay önce falan galiba bu pembe ceketi almıştım H&M'den. Rengini çok sevdim. Pembeyi gerçekten çok seviyorum ben. Böyle hem böyle sezonluk, yani baharda kullanılabilecek bir parça. Sonbaharda olabilir, bu ilkbaharda olabilir. Ya da böyle kışında bence kazakların üzerine rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunu indirimden almamıştım ama geçen gün H&M'e girdiğimde indirimin devam ettiği zamanlardaydı. Bunu gördüm, başka bir rengi. Aslında bunu da çok sevmiştim, böyle tarçın renginde. Ama ikisini almak ağır geleceği için alamamıştım. Sonra bir baktım %50 indirime girmiş. Bunu da kaçırmak istemedim. Böyle göstereyim. Bu da özellikle sarı saçlılara bence çok çok yakışıyor. Bu da yine Stradivarius'tan aldığım bir elbise. Büyük ihtimalle blogda paylaştığımda da görmüşsünüzdür. Şöyle yaka kısmında, sırt kısmında ve etek ucu kısmında siyah dantelleri var. Arkadaşlar bu sene bu jileler biliyorsunuz trend. Bir de böyle şey son zamanlarda biraz daha böyle geceliği andıran tarzda jilelerde moda. Bilmiyorum. Ben seviyorum, şöyle seviyorum. Kazaklarla kullandığınızda ya da tişörtlerle üzerine bir deri ceket aldığınızda çok hoş duruyor. Tabii bunun abartılı olan modelleri de var. Bence doğru kesimi, doğru modeli seçtiğinizde çok tarz duruyor diye düşünüyorum. Ben bunu mesela krem siyah çizgili bir bluz ile kullanmıştım. Birlikte kullanmıştım. Blogdan da açarak takip edebilirsiniz zaten. Evet, Zara'dan aldığım bir elbiseyi paylaşmak istiyorum sizlere. Böyle oduncu gömleklere benziyor. Uzun, tunik bir elbise. Böyle şuralarında metal detayları var. Böyle kemeri var. Farklı bir elbise. Ben bunu çok severek aldım. Çok da uygun bence normal. Yani kumaşına, kalınlığına, duruşuna göre uygun bir fiyata aldığımı düşünüyorum. Dediğim gibi bu da yine Zara'dan. Stradivarius'tan aldığım bir parçayı göstermek istiyorum size. Böyle dantel detaylı bir zımba detaylı, dantel detaylı bir gömlek. Bunu yaklaşık bir ay önce falan aldım. Böyle içine askılı bluzlarınızı tercih edebilirsiniz. Ben Stradivarius'tan aldığım bir parçayı göstermek istiyorum size. Böyle dantel detaylı bir zımba detaylı, dantel detaylı bir gömlek. Bunu yaklaşık bir ay önce falan aldım. Böyle içine askılı bluzlarınızı tercih edebilirsiniz. Ben Bad Design Boutique'ten gelen şu ceketi göstereceğim size. Daha etiketini bile çıkarmadım. Böyle peluş ceketler, tüylü ceketler bu sene trend. Birçok markada karşılaşmışsınızdır zaten. Şimdi şöyle, bunu isterseniz jeanlerinizde, isterseniz böyle abiye kıyafetlerinizin üzerine, eteklerinizde kombinleyebilirsiniz. Bence artık bir sınır kalmadı. Kendi tarzınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Çok yakında zaten kombinleyip blogda paylaşıyor olurum ben de. Yine Stradivarius'tan aldığım bir tişörtü sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle kolları tül detaylı. Hatta şöyle etek ucuna kadar, dizinin altına kadar iniyor. Buraları da tül, kenarlarında yırtmaç detayları var. Arkadaşlar bunu genelde jeanlerinizle böyle üzerine deri bir ceketle kombinleyebilirsiniz. Bence çok çok hoş duruyor. Ben eğer takip ettiyseniz blogda bunu böyle bir etekle kombinlemiştim. Bu arada şu şey, videoya fotoğraf eklemeyi, sağdan soldan fotoğraflar çıkıyor ya, onları da eklemeyi başarırsam yakında kendimi aşacağım diye düşünüyorum. Editlemeyi bile yeni yeni öğreniyorum. Zaten videolarımdan fark etmişsinizdir, böyle aralarda kesmeyi falan yeni yeni kavruyorum. Hatta hazır dantellere, tüllere karışmışken böyle ben size etekleri de göstereyim. Stradivarius'tan aldığım bir eteği paylaşmak istiyorum sizlerle. Böyle dantel detaylı.
midi boy bir etek. Midi boy eteklerle benim aram normalde çok iyi değildi ama böyle bu sene hazır trend olmuşken ben de o trendi yakalamak istedim. Giydim, denedim ve hoşuma gitti gerçekten. Ama böyle topuklularla giydiğimde daha çok seviyorum. Bilmiyorum, boyumun kısa olmasından kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Şöyle de göstereyim eteği tekrar. Böyle güzel bir etek. Bunu da işte uzun kazaklarınızla kullanabilirsiniz. Özellikle midi boy etekleri bu sezon uzun kazaklarla kombinlemek trend. Bu da aklınızda olsun, unutmayın. Bir midi boy etekte, bu saten pilili etek, göstereyim. Bunu da yine Stradivarius'tan aldım. Haki renkte bir etek. Bunu da az önce söylemiştim ya, hani şu dantel detaylı bluzla birlikte kombinlemiştim. Blogdan isterseniz ulaşabilirsiniz. cansuca.com, tekrar söylüyorum. Bershka'dan bu küp yeleklerden. Bunu da indirimden almıştım. Çok kısa bir süre önce. Normalde 100 TL gibi bir fiyatı oluyor. İndirimle 50 TL gibi bir fiyata geliyor. Zaten Bershka'dan almıştım. Şöyle bir triko elbise. Uzun, midi boy. Hatta diz altına kadar bayağı uzun oluyor bana. Bunu da şu az önce gösterdiğim yelekle kombinlemiştim. Çok güzel duruyor. Siz de bence uygun bir fiyata edinebilirsiniz. Böyle kış aylarında elbise giymek çünkü biraz zor oluyor. Opak çoraplarla da olsa insan üşüyebiliyor bazen. O yüzden bu kazak elbiseler hayat kurtarıcı gerçekten. Design Boutique'ten gelen bir ürünü paylaşmak istiyorum sizlerle. Kırmızı uzun kaban. Biliyorsunuz bu sene uzun kabanlar böyle dizin biraz daha altında, ayak ya yani bileğe kadar uzanan kabanlar çok trend. Böyle kırmızı bir kabanım olmasını gerçekten çok istiyordum. Design Boutique sağ olsun göndermiş. Gerçekten çok sevdim, böyle severek giyeceğim. Bunu da blogda kombinleyip sizlerle paylaşıyor olurum. Bu da Zara'dan aldığım bir şapka. Bir önceki videoda bunu kullanmıştım. Şöyle göstereyim size de. Üzerindeki yazıyı tabii böyle fark etmeden aldım ama ben bildiğin kızlardan değilim diyor. Neyse işte ben yazısına takılmamayı tercih ederim. Şapkayı çok sevdim gerçi. Şapkayı çok sevdim gerçekten. Severek kullanacağımı düşünüyorum. Eğer siz de düşünürseniz Zara'nın indirimine takılmış olabilir şu sıralar. Logo'dan aslında görüp beğenmiştim ama arkadaşım sağ olsun bana yeni yıl hediyesi olarak almış. Şöyle sevdiğim çanta tiplerinden böyle kese gibi şuradan büzerek kullanıyorsunuz. Gayet kullanışlı. Bir de küçük olması bence çok çok güzel bir avantaj. Kış aylarında da büyük çanta taşımayı sevmeyenlerdenim. Bunu da göstermiş olayım böylelikle. Bu da galiba indirimde şu anda. Üzerinde yıldızlar olması da benim çok hoşuma gitti. Zaten şu anda yıldız trendi var. Böyle kazakların, eteklerin, ürünlerin üzerinde yıldızlarla sık sık karşılaşacaksınız. Arkadaşlar bu da Zara'dan aldığım dizüstü çizme. Bu dizüstü çizmeler bu sezon çok trend gerçekten. Kendinize bir tane edinebilirsiniz. Böyle uzun kazaklarla, eteklerle, elbiselerle çok çok kullanışlı oluyor kış aylarında ve gerçekten şu anda çok trend. Bunu da böyle göstermiş olayım. Hatta şu anda indirimde olması gerekiyor. Zuma Shoes'dan gelen bir tane siyah, bir tane beyaz piton desenli böyle deri spor ayakkabılar. Hem böyle spor kıyafetlerinizle hem de spor şık kıyafetlerinizle dilediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz. Bunlara da ulaşacağınız adresleri videonun altına bırakıyor olurum. Yine Osho'dan aldığım sweatshirt. Hemen arkasında da şöyle yazı bir detayı var. Gerçekten dokusu çok yumuşak. Böyle sarılma hissi veriyor insana. Yani böyle sivitinize sarılasınız geliyor gerçekten. Altındaki pijamasını da göstereyim. Yine unicorn baskılı. Şöyle. Üzerinde sim detayları var. Bu da yine aynı takımın çorapları. Bunu da yine Oysho'dan almıştım. Biraz önce üzerimdeydi ama merak edenler için göstereyim dedim. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.